ya Bugün siyasette en önemli isimlerden biri Meral Akşener'di. Meral Akşener gerçekten hani tabir vardı ya kılıçlar şak diye çekilir. Evet gerçekten kılıçları çekti. Nerede? Uşak'taydı. İki parti var bunda. Daha doğrusu iki haber arka arkaya gelecek. Bunlardan biri önce kendi partisinin içerisine bakacağız. Kendi partisinin içerisindeki o beyefendi İbrahim Özkan. İBB'de e, grup başkan vekiliydi İYİ Parti'nin. Şimdi partisinden beş, veki, beş üyeyle birlikte ayrıldı. Ve dedi ki, Partimize dedi operasyon çekiliyor. Ve dedi ben bu operasyonun altında kalmam. Savaş ilan ediyorum dedi ve sert de cümleler kurdu. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. İyi Parti'de ikinci kez 81 ilde aday çıkarma kararının yankıları sürüyor. Meral Akşener Uşak'ta konuştu. Kendi ifadesiyle savaş ilan etti. Ben ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'na giderek bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Partimize yönelik kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı dün. Ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasine haberdar değilim. Akşener'in gündeminde İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan vardı. Görüşmelerden haberinin olmadığını söyledi. Genel Başkan'ın veriyor. Belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela ad Ankara'yı paylaşmışlar isimlerine kadar. Geçmişi hatırlattı İyi Parti lideri. İdmanlı olduğunu söyledi. Savaş ilanına varım dedi. Hiçbir haberim yok. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de doğru yol partisi yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, varım. Buyursunlar. Altılı masa sürecini hatırlattı. Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu. Kabul etmedi. Siyaseti bu şekilde yapıyor ama burada bir duruş var şimdi, onu hakkını teslim ediyorum Meral Hanım'a. Ben tek gireceğim dedi ve tek girmeye de devam edecek. Savaşı ilan etti ve dedi ki operasyon yapılıyor. Dedi. Acaba gerçekten operasyonu e, bu beyefendi mi yapıyor veya dışarıda başka partiler mi çekiyor? Peki acaba ülkücü hareketin bir operasyonu olabilir mi? Mesela kimdir diyeceksiniz, işte İyi Parti'nin başındaki Meral Hanım. Sadece soruyorum. Ve diğer tarafta Musavvat Dervişoğlu, Oktay Vural ve Koray Aydın. Bunlar İyi Parti'nin kökleri ve İyi Parti'nin ülkücü e, tarafı. Acaba bu üç isim ve diğer başka isimler Meral Hanım'a karşı parti içerisinde bir operasyon çekiyor olabilir mi? Meral Hanım belki uzakta aramayın siz operasyon çekecekleri. Belki de kendi içinizde aramanız gerekiyor. Meral Hanım bildiğim kadarıyla partisinin merkez sağa çekmeye çalışıyordu. Bu kişiler de ülkücü kökenli ve ülkücü ayarlarımıza, fabrika ayarlarımıza dönelim diyorlar. Belki de Meral Hanım'ı Mart ayından sonra bu üçlü götürecek veya ona artık siyaset yapma diyecekler. Ben sadece bu soruyu soruyorum ve Meral Hanım size soruyorum. Operasyon dışarıda değil de partinizin içerisinde olabilir mi diye bir soru soruyorum. Arzu ederseniz cevap verirsiniz. Arzu ederseniz dikkate bile almayabilirsiniz. Ama en azından bu soruyu da ben sorayım.